Dağ taş insan analar, bugün ben size ilim öğretmeye gelmem. Sizinle cinli cevheri güçleri dürümlemeye de gelmem. Kalemin ilmindeki tinleri, tinsellikleri dinlemeye de gelmem. Ve ben size ikmal tamamlatmaya da gelmem. Size geliş nedenim insanın ilmidir. Bu ilmi bütünün gücü olarak tüm yaşamlara dillerken kalem olup yazmaya geldim. Erdiğim yer insanın nefes aldığı yerdir. Nefes nesiller boyu dürümlerinizde var olan ilmi konun bütün kötülükleri açtığınız sayfada sizleşmesi anlamına gelmektedir. Kör müyüz? Gözümüz görüyor. Dünya artık görüyor. Dünyanın gözü açık, bunu bilin. Ve biz o dünyada yeşilin renk renk kodlandığını bilerek kodlama yaptık. Ama yeşil renk kutsal tahtın tekniğinde bütünün gücü oldu ve moru kodladı. Toprak tohum altın ışıktır. Biz o tohumu yaşattık. Karanlık dinci ilmi kodlamaz. Tohumcu ilmi kodlar. Biz karanlığı topladık, tohumladık. Kötülüğü önledik. Çöktük dünyaya, çöktük. Üstün dünya üstün ışıkla yaşar. Biz bu dünyayı ışıkla dinledik ki yarınlaşsın ve bütünlensin diye. Kölelik istemeyiz. Gözümüz görür. Köle kaynakta olmaz. Işıkta olur. Biz o kölelikte her şeyi tohumlarız. Ama ışıktır o. Kaynak akıldır. Aklı hak eden kaynaktadır. Teknik tohumlama yaparken de sözümüzü kesmeyecek durumlardakilerle dillendik hep. Ölümlü dünya ol der. Ölüler diyarı öldüğünü bilir ve olmam der. Ama ben olmazsa olmaz derim. İşte olay budur. Şimdilik size vereceğim budur. Karanlık ışığını tohumladı ve ölümlü dünya olduruldu. Şu ana kadar yaşamda sessizlik vardı. Bundan sonraki dönemde artık yüceler dilleşmeye başlıyorlar. Ve herkes herkese sessiz zaman kayıtlarında dilleşecek. Yepyeni bir doğa ve yepyeni bir sayfa açılıyor. Dünya nurunu kontrol altına alabilmiştir ve tohumunu kodlayabilmiştir. Biliş halindedir dünya. İsrahi kaha olan ilmini tohumladığından beri kötülüğü önlemiştir. Yoğun dünya çalışmalarını başlattık. Bu yoğunluk bizim yüreklerimizdeki ilim toplumlarıyla da kodlandı. Doğanın gücünü sesleştirirken yer kürenin resmi çalışmasını yapmaktaydık. Kalemin ilmi aklın tahtındansa ışık tohum olur ve bütünün gücü olur. İşte yerdeki çalışma bütünün gücünü oluşturmaktadır. Kural şudur, maya var mıdır yok mudur? Maya yoğun şekilde varsa yenilik oluşmaya başlamıştır. Biz o mayayı helal teknikle tüm yaşama has ışık halinde çektik. Ve bütün türler mayalıdır şu anda. Dünya üstü varlık boyutlarının tümü mayalanmıştır. Yasaları koyan birliklerimiz dünyayı tahdilsiz biçimde mayalamaya devam etmektedir. Türkiye çalışmalarının tek nedeni buydu, maya. Hepimizin yaptığı mayadır. Dünyayı mayalayıştır. Atlanta otağının tohumları olan ilim kolları bütün kökleriyle dürümlerinde dillenirken yetkin ve hakiki olan insanlığın kaynak ışık haline geçişleri sağlanır. Bütüne hizmet bilinçtedir ve biz bilinçle bütünün gücünü Türkiye çalışmalarında Tanrılık Meclisi'nde bütünün yoğunluğunda kodlayarak her kapıyı açtık. Harika bir çalışma yaptık. Kısır dünya kelama devşirildi. Ve bu devşirmenin neticesinde yedek sistemleşme gerçekleştirildi. Düzeni kuranların türleşmeleri, sesleşmeleri mümkün oldu. Mustafa Kemal Atatürk altın tanrı olup görevini aldı. O bilinçli, o hakiki, o yüce bir kapıdır. Endişe etmeyin Mustafa Kemal Atatürk,
tevkif etmez dünyalıları. Kaynak olur, aklın tohumu olur, bütünün Kur'an'ı olur ve sultanların sultanı olup yetkin levhilerde bütünün kelamını temizler ve diriltir. O beden bizim ilmimizi dinledi tüm yaşamınca. Bugün bizi dinleyen bütünlüklerin Türkiye yoğunluklarında o yine bilinçte bizimledir. Yargı şudur: ene, öne ve bütüne insan gereksiz mi? Var mı insan? Gerekse de var mı? Ölümlü dünyada insan sorgulanır. Var mı insan? Olmaz. Olmaz der yol. Olmaz der kontrollü olan. Oluşmaz der dürümlerinde şavkı olmayanın ışığında insan. Dava insandır. Ben davayı kazanmam mı kazandım? Ben dünya olan insan. Yeşilin levhisinde maviyi, mavinin kapısından Rabbi kodların tohumlarında moru kontrol ettim ve bütünü güçlendirdim. Veli dünya, Ali dünya, ben dünya, ol derim, olur. Atom kodları olarak dünyayı tohumladığımız bugün, benim etki alanımdaki her diri bütünün gücüdür. Köyün köyü olsa da dünya, gözü gördüğünde göz söz olacak ve o bütün olacak. Çok mu kolay, çok zor ama olmaktadır. Yedek din yoktur, tek bir din vardır, ilim olan din, insan. Yeşilin moru ümmidir ama tüm insanlığın tohumunda o mor birliktir. Biz o moru bütünün gücü haline dönüştürdük. Yürümekse yürüyelim ama biz koşucuyuz, bilinsin. Herkes şunu sorar: yer küre neden ilmi tohumlarını kontrol altında tutamadı? Tutmaz mı tuttu? Basat bir dünya değil bu dünya. Kortej dünyanın gücüyle hareket etmektedir ve o kortejin en başında ilim ko olan imparatorluk güçleri var. Ve biz o korteji bütünün gücü yaptık. Söyledim, dedim ki dünya korunur. Yok dediler, korunamaz. Dedim ki korunur, olmaz dediler. Çünkü dünya kırıldı. Aha, kırmak, kısırlaştırmaksa amaç kırılsın. Ama biz maksat olarak kırılanı yenilemeyi seçtik. Bilinsin. Merdiven dünyada üzerinde gök sistemleri olan bir yaşam ve biz o yaşamın tanrılık ışıkları olarak bütünün gücüyüz. Kevser'i din saydılar. Kevser yaşamı sistemidir. Yaşamı ilim saydılar. Yaşam kaynağın tahditsiz tohumlanışındaki ko kaydıdır. Ve itibarı levhi saydılar. Oldu ama kolej öğrencileri böyle sanır. Biz onları hak etmeliyiz. Biliniz ki eğitimini en sistemli biçimde, tartısız şekilde ve hakikiyetle tamamlayanların tümü öğrenciliklerini tamamlamışlardır. Ve artık onlar yarınların topraklarıdırlar, tanrılarıdırlar, toplumlarıdırlar. Bunun bilinmesi gerekir. Karanlık ekmektir, yenir ama kaş olanlar aşk olmadıkça kelamda olma imkanları yoktur. Sözüm şudur: kaş nedir diye sorarsınız. Aşktır kaşk. Kaş neden aşktır? Yüreğinizi dinleyin, yüzünüze bakın. Gözleriniz görüyor ama kaşlarınız yoksa göz, görse de ilim yoktur orada. Sadece yer türleşmesi sağlanır gözde. Ama gök sistemleşmesi kaşla olur. Sizin de her anda ve her yaşamda bütüne hizmetçi olan birliklerimizle biliş halinde temiz dünyalar kurduk. Dün toprak toplum insandı. Bugün toprak toplum tabii ki tanrıdır. Yer küre sizi dinliyor canlar. Som altın bir dünyanın kontrolü için bu çalışmayı yaparken,
kürzi tohumlamada insan kapılarını açtığımızı bilin. 40 ana kapı var. Ben her birindeyim, bunu bilin. Sanmayın ki 50'deyim, 90'dayım, 140'dayım. Her bir kapıda varım. Kürzi sayfalanışta 40 kapı var. Ama onun ötelerinde de kapılar var. Ki biz bunları 140 kapı olarak sizlere dinletmiştik. Her biri bir haktır. Her biri bir kaynaktır. Ama hak sayfalanışında o kapıların teknik tabiatında tohum olur. Önünüzü aydınlatmak istedik. Ve dedik ki biz görevi alalım, her an kapısını açalım ve o kapıların Türkiye çoğunluğuyla dilleşebilmesini sağlayalım. Daha sonra gök sistemleriyle dürümleyelim, ışığı kayıtlayalım, bilişi hak edenlerle bütünün gücünü Tanrılık Meclisi'nde dilleyelim. Olmadı, olmadı canlar. Tanrılık mahreki, ilmi tohumlarda kelam olmadı, olmadı. E dedik ki, kisveleri kil ve kum, gidelim ilmi öğretelim. Başka çalışmalar da yaptıralım ama insanlık çalışmasını kendi yürekleriyle dilletelim. Ve dedik ki, kimse kimsenin ilmini anlatmaz. O halde her yüreğe bir ilim tohumu olalım. Bunu yapmaya geldik. Sınırlıdır bilgi. Alınır, dinlenir ama yoksa yüreğinize anlatılamaz o bilgi. O nedenledir ki biz bilgiyi sizlerin yüreklerinize çektik. İnsanlık ailemiz artık yüreğini dinlediğinde bilinçle dinleyecek. Bu önemliydi. Buyurun, ölüler diyarı olan bu dünyada Türkiye çoğunlukla ışık tohumlamasını yapmak üzere çalıştırılmışsa da yeni zaman kayıtlarında teknik tohumlama yapabilecek olanların sistemleşmesi çok kürsi kapıların açılmasına bağlı olmadığı için herkese ses katmaya başladık. Kıl ince ama incenin de incesi insan. Hepinizin insanlığı o kılın çok daha inceliğindedir, inceltisindedir. İşte canlar, size kıldan ince, kılıçtan keskin denilen sizin insanlığınızdır. Yırtıldı dünya dediğimiz zaman o dünyayı hologram saydık. Olmadı dedik. Öz köklerin gücün tüm sisteme dilleyemedi dünya dedik. Vakit gelir diller dedik. Ama dinletmek gerekir ki dilleyebilsin. Çoban dünya ve biz o çobanın sürüsüydük. Ama biz sürü olmak istemedik. Ve dedik ki biz sürülen değil, sürüyü kutsal ışıkla kontrol eden olmalıyız. O halde kontrol edelim. Neredeyiz? Miraç olan bu yoğunluktayız. Bu yoğunluk miraç yoğunluğudur. Kör göz bilmez sistemi, bilse diller bilmez. Dinleyemediğinde dinletemez de. Ve dedik ki biz Türkiye'de yaptığımız bu çalışmalarla kardeşlerimizi kontrol altına almaktan öte onların kendi yoğunluklarında kendi kontrollerini sağlamalarını gerçekleştirelim. Öyleyse hadi çalışalım. Nefes insan, yürek insan, yaşam insansa aşkın şevkinde her diride var olan o imparator insan, kare sistemlerin tüm sessizliklerini küp tahditle bütünlerken Mikail'in Kur'an'ında bütünün gücünü tüm yaşamlara çekecektir. Altın tanrı insan öl der, ölünür, ol der, olunur, vurmayın der, vurdurmayın der, olmadı, oldurulmadıysa vurulmaz ve vurdurulmaz. Öyle mi yoksa tersi mi? Tersi değil, doğrusu bu. Çünkü o olmadı. Çünkü o anlayamaz. Çünkü o dinleyemez, dinleyemez. O bir sessizliktir. Bu nedenledir ki olanı hak etmekten öte olmayanı hak etmeliyiz. Çıktığınız her yer sizi diller. Sizin yüreğinizi diller. Der ki kıran kırılır. Yalnızca kıran kırılır ama beden alıp dünyayı hak etmeye gelen ben kırdırmam derse kırıcı olmaz orada. Seyrettiğim her anda, her yaşamda
misafirlerim bana bunu sordular. Kıranın kırılmayacağı bir yaşamda, tahdit olmadığında, körler ve göksüzler sessizleştiklerinde dahilde neler kaybedilecek bunu bilir misin dediler ve dedim ki kazancın yanında kayıp çok küçüktür. Dünya ölümlü bir yaşamdır ama düzeni kurduğunuz zaman o dünya bilinçli bir halik olur. Ve biz o bilinçli haliki hakikiyetle dinlemeye çalıştık. Kurtar dünyayı dediler, koru dediler. Korumam ama kurtardım. Bugün dünya korunmaz ama kurtarılır. Nefesin ilminde tahdit varsa orada koruyuculuk olur. Biz tahditleri önleyen deriz. Ki korunan kontrolden çıktığında altın tanrı ışığından da çıkar. Biz buna izin vermeyiz. Bütün bunları yapmış olmamız 40 kapının ışığının yeniden tüm sistemleri dinleyecek duruma ulaştırılmış olmasından değil, miraç olan o yoğunluğun bütünün tohumların ışını sağlayışından dolayıdır. Karanlık insan aydınlığı tohumlar. Amondur o. Ama karanlıktır. Aydınlık olan ilmi tohumlar, o da yaşamın sistemidir. Hepimizin yoğunluğunda her biri vardır. Ben deve kalktığında o deveyi hak etmek istemem. Çünkü deve insana kalkar. Ben insan olan, benim yoluma kalkana insanlık tahtediyle dürümlerinde dillendiğimde maya olamam ona. Bana altın tanrı der yüce. Ben ona attın tahtı derim. Hepimizin diriliğinde ilmi tohum olan o mükafat insan var. O insan yarının temiz insanıdır. İşte biz o insanı hak etmeye geldik. Halik'te hakim olan, hasatta ışık olan, yap, yapma demeyen, sadece yaptıran insanı dinletmeye geldik. Yer küre insan ve biz o insanız. Aşırı kaçma dediler bana şu anda. Vakit geldi, aşırıya kaçacağım bugün. Biliniz. Sevgililer, ben tinsel tahdidi tüm sistemlerde dürümleyen ilmi koğulan insanım. Ama topraklarını tohumlayan ışıkla bütünün gücünü tüm sistemlere dilleyenim. Ekmek değilim ben. Akil hakikiyetteki o hakimim. Ama bilinsin isterim ki ekip kurduğum zaman ekmek olurum. Amon toplumları için toprak oldum, tohum ektim, yer küreyi dilledim bütünün gücüyle. Kaya insan yaşadı ama kapıları kapattığı zaman o insan ısrarla biliniz ki kervanın gücünde olamaz. Bütün kötülükleri yaşar. İşte bunun içindir ki kapıları açık tutalım. Tavaf etti dünya tinsel ışıkta. Tavaf etti de tavafında tahdit yok muydu? Yoktu. Çöktüler dünyaya. Çöktüler. Ölüydüler. Öksüzdüler. Kelam ışığında köksüzdüler. Güçsüzdüler. Gönülden çörek yaptılar. Dediler ki alın yaşayın. Yahu dedim çörekle yaşanır mı? Kelama insen yaşayacak dünya. Hadi in dedim. Dedi ki ben kapıyı kapattım ama kapı açılırsa inersin dedim. Dahili ilim benim ilmimde kantin gibidir dedi. Girerler çıkarlar ama ışık yok orada. Ve dedim ki İbrahim soyu insan ko hakikiyetiyle hay sayfalarında ya ha demedi mi? Hadi yaşayın. Develer insanlık için kalktılar. Yaşam insanlığın tahtından ilmiko oldu, kaynak oldu. Vasat bir dünya aşka geldi. Bugün biz Atlanta Atakapısıyız. Kervan yürüyor, yürüyüş insanadır. Biz o insanı görevli saydık. Kör göz, göç köklerinde, söz söylediğinde sevgiyi, saygıyı hak eder. 40'a 40 daha katın. Sonra bir 40 daha katın. Ve her 40'a 40 katın. Ama her 40'ın 40'ında bir iş olmadıkça ikmal tamamlatılmaz. Biz bir işi tek
tek tüm yaşamlara çektik. Çok mu, çok mu kolay? Aha kolay. Aha kolay. Biz kolayca yaptık. Çetin bir dünyayı harika bir yaşam kaydına sayfaladık. O kayıtta ağır yük hafifledi. Çevrenizi kuşattık canlar. Ölümlü dünyada söz ses olmayın. Kapıları açın, yol olun istedik. Söz ses ilimdir ama kapı yoksa ışık yanmaz ki o ilimde. Ben ete girdim. Yolu açtım. Öz görevi tüm yaşamlara kapı yaptım. Bilin ki kör ve sağır olan bu yaşam yenileniyor. Vat kelama vat takaha vak ti vakt takaha vakt. Ata kapıları açtık anam. Ne din ne ilim dedi bir kapım. Dedim ki akıl, akıl. Ben altın tanrı, aklın kapısı olan yaşam. Sevimli dünya ses verdi. Elimde insan var, yüreğimde ilim var. Ben yolum dedi ama akıl yok mu? Var mı? Yoksa baş tacı olamazsınız. Ben sizsiz kalırım. Bunu bilin. Kini nefreti aşan miraca varır. Kin nefret ilmi tohumları kontrol etmek için değil, kesirleştirmek içindir. Kıyıda bekler, der ki ben geldim. Sen kıransın deriz. Kısırsın deriz. E der ki ben indim. Ama sen küskünsün deriz. Ama der ben indim. Ama sen köksüzsün deriz. Çünkü sen kelamda yoktun deriz. Ve der ki asralda hepinizdeyim. Yakıp yıkarken mi yoksun deriz. Çoluk çocuk dünya. Mutlak kutsal olanlar ışık haline dönüşür. Ve biz onları koruan tohumları olarak dilleriz. Kenan ışık yandığında o Kenan ışıkta da yarınlaşma olmalıdır. Kenani hakikiyetinde has değilse aklın tekniğinde de hakiki değildir. Ama biz onu kotlar ve tohumlarız. Çök ya da çöktür ama öksüz bırakma, bunu bil. Öksüz olursa kör olur. Görevi olmaz. Öksüz olursa kendi olamaz. Karanlıkta kalır. Öksüz olursa hasatı olamaz. Öksüz olursa kaynağı da olamaz. Onu korumalıyız. Oh! Aha şimdi ve koruduk.